Merhaba arkadaşlar, bugün dersimizde sizinle el çalışması yapacağız. Daha önceden tüm bedeni ve portreyi çalışmıştık. Şimdi artık ellerle başlayabiliriz. Bedenimizin bir diğer uzvu olan ellerimizi çizmek de yine surat ve beden çizimi kadar biraz emek gerektiriyor. Ben de size birkaç tane duruş model nasıl çizilir onlardan bahsetmek istiyorum. Bunlarla beraber artık sizler de çok rahat bir şekilde el çizimi yapabilirsiniz ama tabii ki bol bol eskiz çizmeniz lazım. Ellerde öncelikle şöyle düşünebiliriz. Elimiz aslında diğer derslerde olduğu gibi belli ölçüleri düşünmemiz lazım. O ölçülerde elimiz mesela yüzümüzle aynıdır. Elinizi yüzünüze tutun. Saçın başlangıç noktasından çene ucuna kadar aslında eliniz yüzünüzle aynı ölçüdedir. Saç payı dışarıda kalır, onu ekleyeyim. Yani komple kafa değil, yüzle aynı ölçüdedir. Yani şurada gözleriniz denk gelir, burnunuz buraya kadar gelir, ağız kısmı ve çenenin kendisi aslında elimizin tamamıdır. Eli çizerken de belli ölçülerimiz var. Bunlardan çocukken hatırlarsanız şöyle eli koyup çizerdik ya, aslında aynı mantık. Elin iki parça olduğunu görüyoruz. Bir ve ikinci parça. Eli böldüğümüz zaman iki kare veya bir toplamda dikdörtgen düşünebiliriz. Elin ana şekli aslında budur. Bunu da kendi içinde parçaları var. O parçalara göre bir de bir komşumuz var görüyorsun dışarıda kalan. Onlarla beraber aslında elin kendi anatomik yapısı sabittir. Ve ona göre çizim yapmaya başlayabiliriz. Evet, başlarken dediğim gibi öncelikle elin ana şeklini düşünelim. Elimiz bir dikdörtgen. Hemen bir dikdörtgenimizi yerleştiriyoruz. Bu elin ana şekli. Bunu bir surat olarak da düşündüğün zaman dediğim gibi şöyle bir kafanın surat kısmı olarak saçın başladığı yerden çeneye kadar olan yer gibi düşünebilirsiniz. Eli çizerken nelere dikkat ediyorduk arkadaşlar? Şurada dursun elim. Bize hep ipucunu versin bu el. Eli çizerken öncelikle bir dış şeklini çizdik. Sonra ikiye bölüyorduk. Çünkü şöyle tutayım, kamerada görünsün. Şöyle bir kare, ikinci karemizi düşünüyoruz. Bakın, bir ve ikinci kare. Burada bir aslında üçgenimiz var. Şöyle tam üçgen değil de şurada daha yakın, şurası daha uzak gibi düşünelim. Yani şuradan. Şöyle bir üçgenimizi yerleştirdik. Bakın aslında elin kendi şey çıktı. Şunu da yanına alalım. Çok bir dışarıda bağımsız bırakmayalım da şöyle yanında dursun. Hemen şuraya da diğer parmağımızı bakın nereden geliyor? Hemen hemen şunun başlangıcına yakın. Şuralardan bir yerden de yanına bir dikdörtgen eklediğimizde küçük el çıktı aslında. Şimdi bundan sonra yapacağım şeyler çok basit arkadaşlar. Burada belli ölçülerimiz var. Şimdi o ölçülerimizi görmeye çalışalım. Elin önce ana taslağını yaptık. Ondan sonra şu üçgenin aynısı aslında içeride de devam ediyor. İçeride de aynı şekilde devam eder ve elin ana mesela şu kemiklerimiz bile, eklemlerimiz bile tam düz değil arkadaşlar. Hafif bir yine aynı üçgenimiz var. Bunlar bize çok güzel ipuçlarını veriyor. Sonra ne yapıyoruz? Genellikle kemik üzerinden hesap yapılır. Yani şöyle bu dış hattını verdim, bileğe geldim. Bileği de şurada diyorum elimin. Bileğe doğru el geldi, bir şekil çıktı ortaya. Artık daha tam dikdörtgenimsi değil de daha esnek bir şekil çıktı. Elin dış hattını çizdim. Şimdi bundan sonra yapacağım şeyler eklemlerin yerlerini belirlemek. 1, 2, 3, 4. Biraz daha geniş yapabiliriz. 4 tane eklem yerini belirledik. Ve bu eklemlerden içeri doğru artık diğer eklemler yavaş yavaş yerleri belli oluyor. Aradan bir çizgi çizdiğinizde bu da parmak ucumuz gibi olsun. Bir. Burayı hep izleyin arkadaşlar. Ezbere çalışmayın. Alttaki çizgimiz de bize yol gösteriyor. 2, 3 ve parmağın kendisi. 1, 2, 3 ve parmağın kendisi. Ve diğer 1, 2, 3 ve parmağın kendisi. Bakın şu eklemleri çizerken böyle biçimsiz çizmeyin. Derste görüyorum şöyle yuvarlak yapıyor, bastırıyor. Yara varmış parmağında gibi. Öyle çizmeyin arkadaşlar. Bu eklemlerin hareket noktaları oluyor. Demek ki elimiz ondan sonra da şuraya doğru gelecek. Şimdi bunları çizdik. Bize çok iyi bilgi verdi. Aslında burada kemikler devam eder. Burası böyle dümdüz bir kemik değil aslında. Oradan da kemiklerimiz şöyle devam eder. Elin iskelet halini düşünürsek bileğe doğru gider.
Şimdi burada yapacağım şey artık biraz daha ayrıntılı. Şu eklemlerin kumaşlarının kırışıklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Derinin kırışıklığını görüyoruz. Onlar bize yol göstericidir. Şu çizgiler bize yol göstericidir. Bunların yerlerini belirliyoruz. Mesela şurada var, şurada var, şurada var, şurada. Bunlar bize ne işe yarayacak biliyor musunuz? Şimdi bunları birleştirirken, bakın geldim ekleme, hiç şaşmıyorum. Sonra geliyorum parmak ucuma, parmak ucumu çiziyorum. Sonra bu tabii ki doğal olarak geri gidiyor ama diğer parmak üstte olduğu için diğerini görüyorum. Bu geldi, araya doğru sıkıştı. Şimdi diğerini başlatıyorum. Diğeri de şuradan gelmiş. Bakın eklemlerden gidiyorum. Bu çizim yuvarlakla bana dış hat oluşturdu. Hiç zorlanmıyorum, görüyor musunuz? Bu dış hatlar sayesinde dışarı doğru çıkardım. Hatta ciddi bir fark var. Şu buralarda bitmesi lazım. Biraz fazla çizmişim. Pardon arkadaşlar. Şunun eklemi daha geride. Bakın elimi buraya doğru çektiğim için küçük parmağım iyice kısıldı. Bileğinizin durduğu yer de çok önemli. Ona göre diğer parmakların uzunluğu değişebiliyor. Şimdi bunu da çizdim. Geldim. Bakın diğer parmağımın bu sefer çıktığı yer var. Diğerini de çiziyorum. Yine eklemlere göre geliyorum. Yukarı kadar çıkıyorum. İki parmak arasında çok ciddi bir fark yok. Benim parmaklarım biraz kalın. Bazı insanların daha ince oluyor. Ve son parmağımı çiziyorum. Geliyorum. Bu parmak genelde insanlarda biraz yamuk olur arkadaşlar. Nedeni de kalem tuttuğumuz için. Hemen hemen ikisi aynı hizada. O ölçümü de aldım. Geriye doğru geliyorum. Dediğim gibi. Bakın elin ana hattı aslında çıktı. Gördüğünüz gibi. Yanına da bunu ne demiştim? Bitişik olsun. Çok uzakta durmasın. Bunu da getiriyorum. Ölçüsü de şuraya kadar gelmiş. Baş parmağım da şöyle çıkıyor. Ve birazcık kalınca. Bunun da eklemi var. Onu unuttuk arkadaşlar. Bunun da eklemi var. Bir ve ikinci eklem. Onları da çiziyoruz. Ve ondan sonra düz bir şekilde aşağı iniyor. Bakın birçok şeyi aslında belirledik. Şimdi yapmamız gereken şey biraz daha ayrıntıya inmek. Bunu biraz fazla çizdim, fark etmiştik. Evet, onu keselim. Mesela tırnak nasıl çizilir, ayrıntılar nasıl çizilir? Biraz onlardan bilgi vereyim size. Dediğim gibi şuradan geldi parmağımız şöyle dış hattıyla, pardon, eskisinin üzerinden geçelim ki çok çizgili kafanız karışmasın. Geldi, dış hattıyla geçti. Sonra parmağın ucundan şöyle bir kavis geldi. Şimdi genellikle öğrenciler tırnakta hata yaparlar. Şu kıvrım yerlerini size belirteyim. Bunlar biraz daha parmağı hacimli hale getiriyor. Düz çizgi değil arkadaşlar. Biraz daha kavisli çizgiler çizmenizi istiyorum. Çünkü burada dediğim gibi deri sürekli esnediği için vücudumuzun en esnek derisidir bu arkadaşlar, el derimiz. Nedeni de bir şey tutabilmek içindir. Burada tırnağı yaparken çok basit. Şöyle getir U harfini buraya yerleştiriyoruz. Bakın bir U harfi tırnağın yerini çıkardı. Gördüğünüz gibi. Sonra ikinci tırnağım, parmağıma geçiyorum. Şurada ben hafif aslında bir boşluk görüyorum şu an. Biraz kaydı. Evet. Buraları birazdan ışık gölgeyle koyulaştıracağım. Hatta şuradan dediğim gibi ben şu an kolumu kasıyorum biraz. Buralar biraz daha kıvrımlı hale geldi. Onları da ayrıntılarını daha sonra yapacağız. Şimdi değil. Yine dediğim gibi parmağımız geliyor. Yukarı doğru çıkıyor. Şöyle biraz dediğim gibi benim parmağım biraz enli galiba. Evet, sonra da geri doğru gidiyor arkadaşlar. Ve üçüncüsü yine buradan geldi. Bakın bunlar hep birbirini destekler. Ters değildir. Ters çizmeyin bunun yönünü. Çünkü uzun parmak daha ön plana geçiyor artık. Bu da yine geldi. Yine dış hatlar. Şunun da yine kıvrımlarını vereyim. Bakın şurada ciddi parmağın üzerinde kıvrımlar oluşmuş. Diğerinin hemen hemen ortasına denk geliyor. Onları verdik. Çok ayrıntılı yapmanıza gerek yok. Birkaç tane kıvrım vermeniz yeterli. Üstteki biraz daha az. Ve sonra tırnağı yine dediğim gibi U şeklinde. U ve V'ye biraz benzetiyorum ben bu tırnakları. Onu da çizdiğim zaman bitmiştir. Sonra diğer parmağıma gelmiştim. Onu da şimdi tamamlıyorum. Ve onu da benim parmağım ucu şöyle basılmış. Dediğim gibi şu an masaya bastırdığım için biraz daha enli görünüyor parmağım.
Evet, bu geri geliyor. Bu biraz ön plana çıkıyor bu parmak. Çünkü diğeri arkasına sıkışmış benim şu an. Bakın düz, tam düz tutmuyorum. Şöyle hafif kolumdan kaynaklı yamuk oldu. Evet, bunu da yine şöyle yerleştirdim. Ve yine tırnağımı şuraya yerleştiriyorum. Evet. Sonra gelelim son parmağıma. Son parmak arkadaşlar, şu tabi biraz iç kısmında ben görüyorum tırnağımın, parmağımın. Sizden nasıl görünüyor bilmiyorum ama ben açıkçası şu eklem yerlerden ayrılış yerlerini bu parmakta şu an görüyorum. Çizerken fark ettim. Yanlış çizmemek için aynısını yaptım. Evet, parmağım burası biraz şişkin. Ondan sonra iniyor. Şurada çizgilerim var. Şurada da yine kalın bir iki tane çizgi var. Sonra bu parmağım biraz yamuluyor. Dediğim gibi arkadaşlar, İlkokulda kalem tutmadan kaynaklı şu parmaklarımız yamuluyor artık. Okuma yazma bilmeyenlerin iş mesleki de tabii bir şey yoksa parmaklar düzgün olur. Evet. Örgü yapan kadınların da bu parmağı biraz yamuk olur. Dediğim gibi biraz şeyden kaynaklı, bu kalem tutmaktan kaynaklı. Bunu da yerleştirdik ve geldik. Bunun birkaç çizim şekli daha, şunu hemen tekrar yanaştıralım. Şimdi buradan gelen boğumu yapıyorum ve parmağımın uç kısmını çiziyorum. Şişkinliğimi veriyorum burada, kıvrım yerlerini veriyorum. Bak, tam düz değil çizgiler arkadaşlar. Hacmi vermeye çalışıyorum. Tırnağımı da çizince daha ele benzeyecektir şu an. Burası düz geliyor benimkisi. Ve sonra da aşağı doğru artık inip eli daha ince hale getiriyor. Bu buralarda bitiyor aslında. Fazlasını silelim. Evet, bir eli aslında çizdik. Dış hattında çizelim. Şurası biraz şişkin, sonra geliyor. Çünkü bastırdığım için arkadaşlar şu et kısmı da çok geniş göründü. Normalde şöyle tutsam gördüğünüz gibi çok daha ince bir el çıkıyor ama yorulur. Eliniz yorulacağı için bir yere yaslayın. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra artık işin ışık gölge aynısına giriyoruz arkadaşlar. Yapacağım şey şu, hafif tarama modeliyle, taramanın yönü çok önemlidir. Hacim vermesi için bakın şöyle dümdüz taramıyorum. Ya yuvarlak tarayacaksınız ya da şöyle çapraz tarayacaksınız ki ön kısma doğru bir hacim oluştursun. Yine bunu da aynı şekilde tarıyorum. Tabi taramaları ezbere yapmayın. Her zaman parmağınızı izleyin. Neresi açık, neresi koyu. Oraya göre hafif, ondan sonra biraz daha üste doğru taramaları attırabilirsiniz. Bu da ikinci parmağımız oldu. Üçüncü parmağımız da yine aynı şekilde şöyle şuralar daha koyu olduğu için buraları böyle tarıyorum. Gerekirse buralara da tarama atılabilir eğer karanlıkta kalıyorsa. Ve yavaş yavaş ince taramalarla arkadaşlar parmağın üst kısmını oluşturuyoruz aslında. Üstü burasıdır parmağın. Üst kısmını belirtmek için taramalarımızı yapıyoruz. Evet, gittikçe daha hacimli bir hale geldi. Hatta şu içerideki koyduğu da kestiğim zaman gördüğünüz gibi çok daha hacimli bir hale geldi. Sonra yine burayı da aynı şekilde tarıyoruz. Evet, burayı da taradıktan sonra arkadaşlar artık yavaş yavaş el göründü. Bakın. Hemen hemen. Burada bir bazı damarlar oluyor. Bu yaşa göre değişir. Erkek kadın olmaktan farkı vardır. Eldeki farklar vardır böyle. Erkeklerde damarlar daha net görünür. Böyle hafif, gereksiz olmayan taramalarla, bakın şurayı tarıyorum ve şurayı tarıyorum. Neden? Çünkü ışık şuraya vurduğu için buralarda yine tarayarak eli daha hacimli hale getiriyorum. Ve bileğimiz bu şekilde görüyorsunuz. Gömlekle birleşince şöyle bir daha da geniş bir çizime ulaştı. Burada küçük ayrıntılara değinebilirsiniz. Mesela şuradan bir hafif tarama olabilir tırnağın üzerine. Bazı insanların tırnağında çok belirgin çizgiler olur. Onlar vitamin eksikliğinden kaynaklıdır. Benimkimde var mı? Yok. Benimkimde çok fazla net çizgiler yok.
Evet arkadaşlar, bu da yine bir el çiziminin hafif tarama modeliyle basit bir şekilde çizimi arkadaşlar. Bunu daha da ayrıntılı yapabiliriz dediğim gibi. Önemli olan burada ne çizdiğimizi algılayarak devam etmektir. Yani ezbere çizgilerden kaçınarak bunları daha mantıklı hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi yanına ne yapalım? Yanına başka duruşları yapalım. Mesela ne tür duruşlar var? Biz sonuçta bir figürü önden çiziyorduk ya, kolu şöyle duruyordu diyelim. Mesela o kola göre el nasıl durur? Önden duruşu. Mesela şöyle, şu pozisyonu çizelim. Çünkü bu nedir? El sabit durduğunda arkadaşlar, rahat bıraktığın zaman eli, bakın hafif kıvrılır ve şu parmak da ortaya doğru düşer. Bunu tabii şu kola göre düşünelim. Burada yaptığım zaman bilekten geliyor. Hani ayakta figür çizmiştik ya, onun elini size çizeyim buraya küçükçe. Başka bir ucu açık kalem alayım. Burada gelir. Şöyle hafif bir üçgenimsidir. Ve parmağın kendisi gelir arkadaşlar. Bunu tabii ki her zaman ölçü alacaksın. Bakın bir üçgenimiz var. Parmak kendi çıkıyor. Diğeri de geriye doğru gidiyor. Bakın onu çiziyorum. Ve diğer geriye giden eli çiziyorum. Ama bunu çizerken de ne yapıyorum? Şuradaki kanalı görüyorum. Yani denizde kanallar olur ya. Burada da bunun mesafesini görüyorum. Hemen hemen buna yakın bir mesafede parmaklar şu şekilde içe doğru yavaş yavaş kıvrılıyor. Bakın şekli çizdim. Gördünüz mü? Bir el. Bu kadar basit aslında. Biz boğumluğa çiziyorum. 1, 2, 3 ve parmağın kendisi. Bu kadar. Olay bu aslında. Şimdi bunun aynısına gideceğiz. Bakın bu da bileğimiz. Bu da dirseğimiz. Dirseğe doğru gider bu değil mi? Şimdi burada da yapacağım şey şu. Eskiz çizgilerimizi çizdikten sonra, şimdi burada kemiğimiz var, görüyorsunuz şurası. Bu kendi elime yine bakarak, böyle elimi rahat bırakmışım sanki, şöyle düşmüş buraya. Öyle düşünelim. Böyle geliyor elimiz. Bakın ilk büyük boğum. Sonra oradan gittikçe küçülen ikinci boğum. Biliyorsunuz burada iki boğum vardır ve parmağın kendisi. Yani üç parça değil, iki parça, üçüncü parça iç kısımdadır. Bunlar gibi değil. Bu 1, 2, 3. Bu 1, 2. Üçüncüsü geride kalıyor. Bileğe kadar giden kısımdır. Yani şöyle de yapabilirsiniz isterseniz. Ve ondan sonra şurası geliyor. Yine her zaman elinizi izleyerek deneyin. Geriye doğru geliyor. Ve şöyle elin kalın kısmından bitti. Şurada artık eklemini yapacağım. Şimdi tırnağımızı da yerleştirdim hatta çizmişken. Tırnağı da çizdik. Boğumlarını da çizdik. Burada çok boğum yok da şurada olur zaten bunun. Bir tek burada olur. Evet bunun açısı da gördünüz. Bakın bu parmak çıktı bile. Sonra ne yapıyoruz? Diğer parmaklar için buradaki eklemleri artık deniyoruz. Bakın bu parmağı çizeyim size. Şuradan çıktı. Geldi ikinci boğuma. İçten de iç kısmı etlidir arkadaşlar. Hem de bir değil iki tane var aslında bakın. Bu boğumun içerisinde iki tane iç boğum oluyor. Diğerleri gibi bir bir değil. Çünkü burada avucumuzun iç kısmındaki şu paydan kaynaklı arkadaşlar. Şöyle yapın, 1, 2, 3, 4 tane görünüyor artık. Onu da veriyoruz. 1 ve 2. Şu şekilde iki boğumu buraya sıkıştırdık. Ondan sonra ne yapıyorduk? Hemen aşağı iniyorduk. Burası kıvrımı. İkincisini yapıyorduk. Artık yavaş yavaş içe doğru gidiyor parmak. Ve son parmağı yapıyoruz. Son parçasını da yapıyoruz. Ve parmağımız artık gördüğünüz gibi içe doğru gitti. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii el şöyle görünüyor aslında. Gittikçe şöyle parmakları içeriden görelim. Daha güzel olur. Sonra diğer büyük parmağımızı yapıyoruz. Orta parmağımızı. Onu tabii ki kıvrımı şuraya kadar gelir. Artık geride kaldığı için. Sonra hafif onu öne çıkaralım değil mi? Diğeri hemen hemen aynı boy görüyorum. Sizler de dediğim gibi sürekli parmağınızı kontrol edin. Kıvrımını yapıyorum. Ve içe doğru gidiyor. Bakın şuradan geliyor. Aslında bunun arkasından geçiyor. Diğer parmak da görünür burada. Şu kayboluyor genelde büyüğün arkasında ama şu küçük parmak genelde görülür. O da şöyle daha geriden olsun. Bu da böyle çıkmış olsun. Bakın eli
yandan çizimi bir figürün bu kadar basit. Üçüncü parmağı da çizdiğim zaman şöyle hafif göründü diyelim. Bu kadar. Ne yapıyoruz? Şu kısmı güzelce tarıyoruz. Çünkü bu elin iç kısmında kalıyor. Şu kıvrımları güzelce tarıyoruz. Şu kıvrımları artık bu yöne doğru tarıyorum. Çünkü niye? Hacim yavaş yavaş bu tarafa döndü diye. Bunu da taradım. Ve gittikçe aydınlık olmaya başladı parmak. Sonra ikinci parmağı biraz daha koyu tarıyorum. Üçüncü parmağı biraz daha koyu tarıyorum. Çünkü daha içeride kaldığı için. Gördüğünüz gibi şunun da yan kısmını tarıyorum. Çünkü şurada da bir hacim var. Yan kısmını tarıyorum. Ve elin kendisi ortaya çıktı. Bileğimizi de çizelim. Bilekte ne oluyor? Bakın gittikçe genişliyor, gördünüz mü? Evet, kaslar birlikte genişliyor. Ben ne yaparım? Ben burayı da tarama yapıyorum. Çünkü burası da genellikle karanlıkta kalır ve hacmi güzel gösterir. Şu elin üst kısmına da hafif bir, çok hafif bir tarama yaparım ki aydınlık burada kalsın. Şurayı aydınlık korurum. Şurada bir ışık tutarım. Ve bu şekilde de eli aslında tamamlamış olduk. Evet, peki bu arkadan nasıl görünür derseniz, arkadaki şekli de arkadaşlar tam şöyle size göstereyim. Bakın, şimdi bunu çizmeye çalışalım. Ben tabii az çok tahmin edebiliyorum. Burada bileğimizi çizdik. Elin kendisi geldi. Birinci parçası, şu parça. Şu an elimi çeviremiyorum kameraya doğru ama bitince kendi elinizden görürsünüz. Bu da ikinci parçasıdır. El iki parçadan oluşuyor demiştik, yandaki gibi. Tabi burada parmaklar biraz daha dönüyor. Nereyi görüyorduk biz? Küçük parmağı görüyorduk. Önce küçük parmağı yerleştirelim. Birinci parçaya, biz. Hafif kıvrılıyor artık, düz kalmıyor. Burada olduğu gibi. Hafif kıvrılıyor. Bir, iki, üç. Şöyle yapalım. Sonra diğer parmak da net görünüyor burada. Bir, iki ve üç. Sonra üçüncü parmağımızı da hafif görelim. Orta parmağımızı 1, 2 ve 3. Sonra da baş parmağımızı aynı seviyede 1, 2 ve 3. Gittikçe geriye doğru gidecek. Yani aslında şurası düz, ondan sonra hafif kıvrılacak. Şimdi yine bileğimizden, bilek de tabii yukarı doğru yine çıkacak. Bileğimizden buradaki et parçasını çizmemiz lazım. Bakın burası bol bir et parçamız var burada. Kedisi olanlar varsa, kedinin en çok ısınmayı sevdiği yerdir. Onu da söyleyeyim. Bizim de kedimiz hep vardı. Kedilerin en çok vücutta ısınmayı sevdikleri yerdir. Evet, burada bir şişkinliğimizi çiziyoruz. Geliyor, gittikçe avucun içine doğru inceliyor. Bakın, şişkin, gittikçe inceliyor. Ve sonra ilk boğumunu parmağın arkasında şu kısmı arkadaşlar çiziyorum. Bakın, şu parçayı çiziyorum. Ondan sonra parmağın kendisine geçiyoruz artık. Parmak şuradan başlıyor, geri doğru geliyor. Başka bir kalem kullanayım, bu çok siyah yapıyormuş. Evet, geri doğru geliyor. Hop, ikinci parça ve üçüncü tırnak kısmını çizdik. Bu kadar işte, gördüğünüz gibi birinci boğum, ikinci boğum ve üçüncü boğum. Gördüğünüz gibi oldukça basit arkadaşlar, hiç gözünüzü korkutmasın. Sonra ikinci parmağımı çizelim. Bak yine buradan çıkıyor. Bir, iki, bu biraz daha az kıvrılmış olsun ki öyle normal duruşunda da üç. Yine dış iç kısmını bir, iki ve üç. Orta parmağımızı yapalım. Bu daha az görünsün diyene göre gittikçe arada kaybolmuş olsun. Bir, iki, üç. Bunu da böyle çizelim. Birazdan buna ışık gölgelerini size göstereceğim. Ve son parmağımızı çizerek... Artık son parmak, tabii ki o son parmaktan daha kısa kalır. 2 ve 3 iyice kaybolabilir arada. Veya isterseniz onu düz yaparsınız. Bazı insan çünkü, mesela ben şu an düz tutuyorum. Hadi düz yapalım. Çünkü benimki de düz görünüyor. Evet. Geliyor, geliyor ve üçüncü parça hemen hemen buna eşit seviyede devam ediyor. Bakın bir elinde... Yandan görünüşü, yani diğer yandan görünüşü aslında bu kadar basit. Sonra bunu da yukarı doğru taşıyoruz. Ve bileğimize doğru, burası bileğimiz, bileğimize doğru şöyle, şu şişkinlik olmuyor.
Bu şekilde eli tamamladık. Baş parmağımız, yani bu parmağımız yok. Çünkü o geride kaldı. Evet, şimdi buna ışık gölgeyi nasıl vereceğiz? Tabii ki şurası doğal olarak karanlık kaldığı için tonlamayı ben buradan yapıyorum. Şurada bir düzlük oluşur. Bu kısımlarda da şöyle hafif tepelerimiz vardır. Şunlar. Ve iç kısma doğru hafifçe tarıyorum bakın. Oldukça kolay. Birinciyi yaptım. İkinci de yine aynı şekilde. İkinciyi de yaptım. Üçüncüyü de yaptım. Ve sonuncuyu da yaptım. Kıvrım yerlerini ekledim. Onları unutmayın. Etin kıvrıldığı yerler bunlar. Dediğim gibi vücudumuzun en esnek derisi tırnaklı elimizdedir. Mesela el estetiği yapılmıyor. Yani insanlar hadi ben deriyi gerdireyim mantığı yoktur. Tırnaklarımızı da ekliyoruz. Ay şurası çok böyle buruşmuş. Hadi ben burayı bir gerdireyim diye bir şey yapılmıyor değil mi? Bakın ne kadar gevşek. Bunlar estetikle alınmıyor. Nedeni de elde sürekli hareket olduğu içindir. Mesela bu da önden bir figürü çizerken en az da eli yana doğru sarkmışsa onun için güzel bir örnek oldu. Başka ne yapabiliriz? Başka bir de şöyle bir duruş var. Bildiğiniz meşhur duruş. Birçok kitapta geçer. Size bunu da çizeyim. Ben tabii tersten çizeceğim biraz. Şöyle el gidiyor. Aslında yok. Tam sizin gördüğünüz açıdan çizeyim. Şimdi kamera tabii ki bakış açısı değişik olduğu için siz ne görüyorsanız onun aynısını çizmeye çalışayım. Şuradan çizeyim. Şuradan el çıkmış. Şöyle olsun. Şu parmak öne gelsin. Bunlar alttan çıkmış olsun. Tamam. Şimdi bu böyle geliyor. Bakın dış hattını çiziyorum. Birinci parçam bir üçgen. İkinci parçam da onun devamı aslında. Hemen çizdim. Birinci parçam. Bilek yani bu. Bilekten bir üçgen geliyor. Ve üçgenden de parmak çıkıyor. Aşağı doğru geliyor. Ve şöyle geriye doğru gidiyor. Elin ana şekli bu. Şu parmağım ise şuradan geliyor. Ve ondan sonra birinci eklem, ikinci eklem ve parmağın baş kısmıyla bitti. Diğerleri de geriye doğru gelecek. Şimdi ana hattı çıkardık. Ne dedik? Buraya bir üçgen. İsterseniz dikdörtgen de görebilirsiniz. Köşelerini kesersiniz. Bir dikdörtgen yaparsınız. Sonra onun köşelerini keserseniz benim şekle çıkar. Şimdi burada yapacağım şey çok basit. Öncelikle dış hattını verdim mi? Verdim. Sonra eklem yerlerini belirliyorum. Baş parmağımı, işaret parmağımı daha doğrusu. İşaret parmağımı önce çizeyim. İşaret parmağımda birinci eklem, ikinci eklem. Sonra düz bir şekilde iniyor. Şuraya kadar. Ve parmağın kendisi çıkmış oluyor. Şurası boğum yerleri oluyor. Gördüğüm kadarıyla yerleştiriyorum az çok şeklini. Sonra buradan geliyor şu kıvrımlarla. Diğer parmağıma. Evet. Şimdi baş parmağımıza çizelim. Bu da yine boğumu şurada. Tabii ben ele alıştığı için artık boğumlarla hareket etmiyorum. Kusura bakmayın. Sizin için bir daha boğumları yerleştiriyorum. Ama siz çizerken boğumlar üzerinden hareket edin ki güzel olsun ve yanlış olmasın. Diğer parmak geride. Başı burada. Şurada görüyorum. Devamı şuraya iniyor. Bilmiyorum siz kameradan görebiliyor musunuz? Şu şekilde orta parmağımla geliyor. Bu parmağın gerisinde kapatıyor. Üçüncü parmağım burada. Son parmağımda minnacık ucu burada çıkmış. Evet, şekli yerleştirdik. Şimdi ayrıntılara inebiliriz artık. Biraz daha, bir tık daha ayrıntılı yapacağım. Ne yapacağım? Bu orta parmağın
başlangıcını çizdim. Sonra baş parmağıma geldim. Baş parmak çünkü daha ön planda. Sanki bir tepeler var burada. Birinci tepe, ikinci tepe gibi düşünün. Ben öyle görüyorum şu an. Sonra bunu getiriyorum. Ve ilk kıvrımına geldim. Sonra da dosdoğru aşağı indim. Birinci parmağın yerini belirledim. İkinciyi belirledim. Ve boğumumu yaptım arkadaşlar. Buradaki şişkinliği çiziyorum şu an. Ve bir tane de şuradan kıvrımımı çiziyorum. Ve artık avucun iç kısmına doğru bunlar kaybolup gidiyor. Sonra ışık gölgeyi verince bunlar daha da belirgin hale gelecek. Sonra ikinci orta parmağı çiziyorum. İkinci parmağımızı. Bununla aynı çizgide şuradaki şişkinliğini verdim. Ve geriye doğru gitti. Hatta şu parmağım biraz şu an yorgunluktan aşağı indi. Diğerinin ucuna kadar indi. Şimdi onu da yerini değiştireceğim. Tabi sabit tutunca ister istemez bazen parmaklar kayabiliyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yani model değişebilir. Canlıdır sonuçta. Sabit bir şey değilse. Bu parmağın ucu buraya indi. Benim mesela şu an yorgunluktan böyle iniyor. Daha doğrusu sabit durmaktan. Ben şunu biraz sileyim. Ne gördüysek onu yapacağız. Sonuçta şu an mesela diğer parmak uçlarını kaybettim. Az önce gönderiyorsa şey mi yapın? Şöyle çekeyim. Neyse parmağı şöyle yukarı doğru çekeyim. Aynası gibi kalsın. Böyle çekince arkadaşlar yine böyle dursun. Tamam. Bunun da eklemini çiziyorum. Bu birinci eklem. Ondan sonra da parmağın kendisi. Sonra geriye doğru geliyor. Büyük bir şişkinlik. Sonra şurada daralıyor. Mesela her insanın şu baş parmağın şekli değişikmiş. Bazı insanların bizde dersteyken böyle öğrenciyken hatırladım. Bir hocamız söylemişti. Şu an hatırlayamadım. Lisede miydi, üniversitede miydi? Şey vardı arkadaşlar. Bazı insanların çok düzdür. Benim mesela ortası ince. Bazılarının böyle küttür. Bazılarının tırnakları çok uzundur. Benimki daha kısa baş parmağın tırnakları normal tırnaklara göre. Her insanın el şekli biraz değişiyor. Özellikle baş parmak şekli. İlginç bir şekilde. Nasıl ki parmak çizgilerimiz birbirinden farklıysa burada da öyle bir ilginç farklılığımız varmış. Her insanın şeyi farklıymış el şekli. Evet, gördüğüm bu aslında elimde. Şu parmağı da yerleştireyim. Orta parmağımı hemen yanındaki yüzük parmağında yerleştiriyorum. Çünkü hafif ucunu görüyordum. Ve küçük parmağım da şurada da minnak köşede kalmış. Sonra buradan da geliyor. Diğerinin boğumu da şuradan görünüyor. Ama oldukça artık buralar koyu. Çünkü iç kısımlar ışığı da fazla almıyorlar. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar biraz ışık gölgesini vererek özellikle şuraları iyice tarayarak eli çizdik. Şurası da. Bakın tırnak görmüyorum. Hemen hemen bir tek baş parmağım tırnağını görüyorum. Arkadaki parmağı biraz daha koyulaştırınca öndeki daha net görünür. Ne demiştim size burada çizerken? Birazdan iyice koyulaştıracağım ki hacim ortaya çıksın. Burada elin kıvrım yerleri arkadaşlar. Gittikçe yukarı doğru buralara koylukla devam eder ki elin üst kısmının kıvrımı anlaşılsın. Tabi aşağı da öyle, yine parmağın alt kısmı da öyle. Şurada daha koyu. Gördüğünüz gibi hafif, size daha önceden öğrettiğim tarama modelini kullanırsanız çok estetik ve güzel bir çizime ulaşırsınız. Şunu da karalayalım geride kaldığı için. Evet, bir el bu kadar. Şurada daha da koyu olabilir ileride. Taramalar devam ettirseniz. Ezbere yapmayın. Hiçbir şey ezbere yapmayın arkadaşlar. Her zaman bir mantık çerçevesinde tarayın. Mesela burası ayrı bir tarama yönüne ait olur. Burası ayrı. Nedeni şunun yönlerinin hacminin değişmesinden dolayıdır. Şurası da yine daha da koyulaşır. Evet, elin yandan görünüşü de böyle gösterebilirim.
Başka ne göstereyim size arkadaşlar? Bir el tutuşunu daha yapalım ve sonra çizimimizi tamamlayalım. Önden gördük, yandan gördük. İçten yapalım. Bir de içini görelim değil mi? Aynı duruşun. Şöylesini yapalım sizlerle. Yine kolay. Burada artık perspektif var. Öne doğru geliyor. Bakın bu düz. Böyle düz de çizebiliriz ama bundan bir farkı olmaz. Yani bir esprisi yok. O yüzden hafif kıvrımlı, doğal haline çizelim. Onu da şuraya yapalım. Ve çizimimizi artık tamamlayalım. Yine bir dikdörtgenimiz var. Gittikçe şöyle üçgene dönüşen. Ben ana şeklini hemen oturttum. Şurada avuç içi kısmı var. Bu buraya sığar mı? Sığdırız. Peki. Avuç içimiz var ve gittikçe parmak kısımları geliyor. Uzun parmağımız gittikçe geriye doğru iniyor. Tamam. Baş parmağımızı da şöyle indirelim. Çok abartmayalım ki buraya sığsın. Baş parmağın dikdörtgeni de çizdim. Nereye kadar geldi? Hemen hemen şuraya kadar geliyor aslında. Evet, şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ana şekil. Ana şekli yerleştirdik. Baktık doğru mu? Doğru. Bileğe doğru gelince inceliyor mu? Hepsi doğruysa artık ayrıntıda inebiliriz. Birinci eklemimizi çizdik şurayı. İkinci bir eklemimizi çizdik ve artık bu parmağımız çıktı. Sonra gelelim buna. Bakın nereden başlıyor? Şunun ortasından başlıyor arkadaşlar. Boğumu. Birinci boğum geldi. İşaret parmağımızı çiziyorum ve işaret parmağım tamam. Bakın boğumlar ve bitti. Sonra yandaki parmağı çiziyorum. Ve gittikçe bu daha perspektifli oluyor artık arkadaşlar. Birazdan o da iyi örnek oldu. Diğer boğumu çiziyorum ve parmağın ucunu çizdim. Bazı böyle arada kemik memik çiziyor da nasıl isterseniz arkadaşlar. Üçüncü parmağımı çiziyorum. Yine yukarı doğru çıkıyor. Yine aynı eğimle geliyor. Bu tabii daha da öne geliyor. Baş parmağım, yani yüzük parmağım ucu şurası. Bir de geride kalan küçük parmağım var. Onu da çiziyorum. Bu biraz geniş olmuş. Onu da artık kesebilirim fazlalığını. Ve el bu şekilde biraz daha yerleşmiş oldu. Bakın şu kıvrımı da yapıyorum. Tam düz değil arkadaşlar. Kıvrımlı. Buna dikkat ediyoruz. Artık ana hattını çıkardıktan sonra dış hatlarını verebiliriz. Ne yapıyorum? Hemen buradan eli getirdim. Birinci boğum. Şöyle yapayım. Görün pardon. Ve İkinci boğumdan sonra tırnağın kendisine geldik. İç kısımdan da yapıyoruz. Evet. Kıvrım yerlerini de verdik. Bakın birinci parmağımız hemen hemen çıktı. Bu kadar ayrıntılı çizmeyebilirsiniz ama ben bu kıvrımları şuraları görmek için açıkçası belirttim ki hangisinden ne çıkıyor onu göreyim. Mesela şunun altında bir kıvrım yok. Şunun altında var. Avucumuzun iç kısmı oldukça böyle tümsekli bir yer. Şurayı da düşünebilirsiniz. Avuç içi. Şimdi bundan sonra parmağın çıkış yerlerine bakıyorum. Evet, bu el şuradan parmağım başlıyor. Oldukça şişkin bir et parçası var şurada. Ondan sonra parmağın kendi çıkış yerini yapıyorum. Ve şöyle kıvrımlarını yavaş yavaş yerleştiriyorum. Evet. Parmağım çıktı. Sonra yanına hemen yanında şurada başlayan ikinci kıvrımım var. Onun şişkinliği var. Hatta ben şurada bir boşluk bile görüyorum. Bunu çizdim. Bakın alttaki çizgilerimi kullanıyorum. Yeni çizgiye hiç gerek yok. Sadece onlardan işime yarayanın üzerinden geçiyorum. Daha da netleşiyor. Ve şimdi şurada da parmak ucunu yerleştiriyorum. Gittikçe şuradan ayrılıyor, geliyor ve ikinci parmağımda şekli şurası parmak ucu oluyor artık. Sonra üçüncü parmağa geliyorum. Üçüncü parmak şuradan ayrılıyor arkadaşlar.
hemen hemen ona çok yakın ve bakın boğumdan hiç unutmayın. Şuradan yine size göstereyim. Şurada sonradan koyulaştıracağız. Çünkü çok güzel ışık gölgeyi ben burada görüyorum şu an. Bunları birazdan ayrıntılı yapacağız. Şöyle parmağın iç kıvrımları. Onlar şunlar arkadaşlar. Bu çizgiler ne diye bakacak olursanız. Ve bir kıvrımdan sonra da parmağın kendisi. Ve son küçük parmağım. Şimdi sıkıştı iyice alta. Tabii el durunca biraz şekli değişebiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Altta kaldıkça dediğim gibi. Bunun şey daha aşağıda. Uzantısı 1, 2 ve 3. Şu şekilde. Ne oluyor? Bu yine buradan devam ediyor. Sanki buradan arkadaymış gibi. Evet, şimdi bundan sonra şişkinliğini çiziyorum. Ve elin kendi hacmini verdim. Buraya da yine ışık gölgeleri veriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi buraya ne yapacağız? Işık gölgelerini vereceğiz ki daha da hacimler netleşsin. Buraya şu şekilde, mesela burası çok aydınlık bende şu an gördüğüm. Arkası daha karanlık. Arkasına taramayı yapıyorum. Kalemin ucunu siz açın her zaman. Ben şu an elim bozulmasın diye açamıyorum. Açınca daha taraması netleşir. Şurayı da yine. Ve en sonda diğerini. Evet, gördüğünüz üzere yine taramalarımı ışığa göre ayarlıyorum. Evet, gördüğünüz üzere. Bunun ucu artık gitmiş. O yüzden buna devam edemem. 3B varmış. 3B ile. Kalemin ucu hep sivri olsun. Yoksa çok kötü çizgiler çıkıyor. Bütün emeğiniz çöpe gider. Şöyle biraz daha koyulaştırabilirim. İçte kaldığı için. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Işık gölgesini gördüğünüz gibi veriyoruz. Baş parmağımızı da yapalım. Ve şuradaki hacmi koruyalım. Evet, bu kadar kolay. Bu eli de yapmış olduk. Tabi bu yere geçtiği için artık şöyle zeminden de koyulu verebilirsiniz. Çünkü zemine çarpıyor elim. Belli çizgileri netleştirebilirsiniz. Evet, bir eli daha çizmiş olduk. Tabi vakit olduğu sürece daha da tonlamasıyla ayrıntıya girebiliriz arkadaşlar. Size bugün el çizimlerinden bahsettim. Nasıl çizildiğini anlattım. Parmakların kaç boğum olduğunu, nasıl birbirini takip ettiğinden bahsettim. Umarım anlaşılmıştır. Bugünlük bu kadar. Bu çalışmada da bol bol elinizin hareketlerini çizmenizi istiyorum. Bol bol deneme yapmanızı istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.